Ama sanıyorum Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş. İmamoğlu iddia etti, Küçükkaya yalanladı. Ben bu nereden çıkardığını falan bilmiyorum. Yıldırım yanıtını sosyal medyadan verdi. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu NTV'de konuştu. Gündemde iki aday arasında yapılacak ortak yayın vardı. Zihinlerde hangi soru varsa sorulmasından yanayım. Bana soruları yollamasa da olur. İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın soruları talep ettiğini öne sürdü. Bir gazeteci bir adaya hangi soruları özgürce sorabiliyorsa aynı duyguları bir başka adaya da hissettirerek sorularını hazırlayabilmeli diye düşünüyorum. Benim bakışım bu. Bu konuda çok netim. Ama sanıyorum Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş. Ben danışmanıma bu ifadelerimi söyledim. Yani biz müdahale eden değil, sadece gözetleyen konumunda olalım. Sorular olgunlaşsın, çıkalım konuşalım. Habertürk yayınına katılan, ortak yayının moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasına yanıt verdi. Birincisi, ben gerçekten günlerdir Ekrem İmamoğlu'yla konuşmadım. İkincisi, daha hazırlanmış hiçbir soru yok. Üçüncüsü, Binali Yıldırım'ın benden böyle bir talebi olmadı, olamaz. Dördüncüsü, açık oturuma ilişkin henüz hiçbir soru hazırlanmadığı gibi hazırlanma aşamasında, sonrasında, yayından önce de hiç kimsenin bunu benim dışımda bilmesi mümkün değil. Kimseye vermem ben onları. Binali Yıldırım'sa CHP'nin adayının siyasetinin yalan üzerine kurulu olduğunu söyledi. Bizim oylar geliyor. Varsa elinde kanıt ispatlasın, yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.